Verilen bilgilere göre şekil 2'de B ve C noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Şekil 1'de verilen ABC üçgeni AD doğru parçası boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2'yi şekil 1'de çizecek olursak AB uzunluğu 10 santim olduğundan burası 10 santim. BD uzunluğu 6 santim olduğundan burası da 6 santimdir. Ve burada bir tane ikizkenar üçgen oluştu. İkiz kenarda... E, A köşesinden karşı kenara indirilen doğru eğer kenarı iki eşit parçayı böldüyse bu üçgenin yüksekliğidir ve yükseklik dik olduğundan burada iki tane dik üçgen oluştu. Şimdi DC uzunluğunu bulmak için ilk önce AD uzunluğunu bulmalıyız ve AD uzunluğuna x ersek, dik üçgende 90 derecenin karşısı hipotenüs Pisagor bağıntısına göre hipotenüsün karesi dik kenarların karesinin toplamına eşittir. 10'un karesi eşittir. 6'nın karesi artı x'in karesi. 10'un karesi 100. 6'nın karesi 36. 100'den 36'ya çıkarttığımızda 64. x kare 64 ise her iki tarafın kare aldığımızda x de buradan 8 santim bulundu. AD uzunluğu 8 santim. DC uzunluğuna da A kenarı dersek 90 derecenin karşısı 17 olduğundan 17'nin karesi eşittir. 8'in karesi artı a'nın karesidir. 17'nin karesi 289. 8'in karesi 64. 289'dan 64'ü çıkarttığımızda 225 bulunur. A kare 225 ise her iki tarafın kare kökünü aldığımızda A buradan 15 santim bulundu. DC uzunluğu 15 santim ve DB uzunluğu 6 santim olduğundan buradaki uzunluk da 6 santim. B ile C noktaları arasındaki uzaklık sorulduğuna göre 15 eksi 6'dan 9 santimdir. Sorun cevabı D'dir. Buna göre sergenin elde ettiği şekilde levhalar arasında kalan karesel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Karenin bir kenarına x diyecek olursak alanı x çarpı x'den x'in karesidir. Bunun için x'i bulmalıyız. Uzun kenarı 24 cm olan dikdörtgen levhayı üzerindeki çizgiler boyunca keserek 4 eşit parçaya bölmüştür. Şuradaki çizgiden kestiğimiz 2 eşit parçaya bölündüğüne göre uzunluğu 24'tür. Yarısı 12 cm'dir ve her biri dik üçgen olduğuna göre dik üçgende dik kenarlardan uzun olanı 12 cm'dir. Yani şuradaki kenar 12 cm ve levhalar kenarları çakışacak biçimde birleştirildiğinde kenar uzunluğu 13 cm olan bir tane kare elde edilmiş. Dışarıdaki en büyük şekil kare olduğuna göre karenin bütün ayrıtları birbirine eşittir ve 13 santimdir. Şimdi x'i bulmak için şuradaki ayrıt uzunluğunu bulmalıyız. Buradaki ayrıtta dik üçgenin kısa dik kenarı olduğuna göre şuraya buraya a dersek bu kenarda A'dır ve buradaki üçgene göre 90 derecenin karşısı hipotenüs olduğundan Pisagor bağıntısına göre hipotenüsün karesi dik kenarların karesinin toplamına eşittir. 13'ün karesi 169 eşittir. A kare artı 12'nin karesi 144. 169'dan 144'ü çıkarttığımızda A kare 25'e eşittir. Ve her iki tarafın kare aldığımızda A ise 5 santimdir. A 5 santim olduğuna göre burası 5 santim ise tamamı 12 santimdi. Ve 12'den 5'i çıkarttığımıza 7 santim kaldı. İçerideki karenin bir ayrıt uzunluğu yani x 7 santim olduğuna göre alanı x'in karesiydi. 7'nin karesinden alanı 49 santimetre karedir. Sorun cevabı B'dir. Buna göre harita programının gösterdiği kırmızı renkli yolun uzunluğunun kilometre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? bulunduğu yer ile Alanya arası 85 km, Antalya arası 35 km'dir. Mavi çizginin tamamı 75 km olduğundan 75'ten 35'i çıkarttığımızda 40 km bulunur. Otel ile Antalya arası 40 km'dir. Şimdi kırmızı çizginin tamamını bulmak için Alanya ile otel arasını bulmalıyız ve Alanya ile Antalya arasına x km dersek, burada bir tane üçgen oluşmuş ve üçgen eşitsizliğine göre bir kenar diğer iki iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük toplamından ise küçük olmalı 85 ile 35'in farkı 50'dir 50'nin mutlak değeri de 50 85 ile 35'in toplamı da 120'dir x değeri 50 ile 120 arasında olmalı ve kırmızı çizginin alabileceği en küçük değer sorulduğuna göre x değeri burada en küçük olmalı x'in alabileceği en küçük değer 50'den büyük 51 vardır x 51 kilometre ise 51'den 40'ı çıkarttığımızda 11 kilometre Alanya ile otel arasıdır. Bulunduğu yerden Alanya'ya 85 kilometre. Alanya ile otel arası da 11 kilometre olunan kırmızı çizginin tamamı 96 kilometredir. Sorun cevabı B'dir. Noktalı zeminde çizilmiş aşağıdaki şekillerden hangisinin uzunluğu farklıdır? Seçenekleri sırayla incelersek A seçeneği her iki nokta arası 1 santim ise... Burası 2 santim, değeri de 5 santim ve buradaki uzunluk dik olmadığından hemen bir tane dik üçgen oluşturuyoruz ve 90 derecenin karşısı hipotenüs uzunludur. Hipotenüsün karesi dik kenarın karesinin toplamına eşittir. Bir dik kenar 3 santim, diğeri de 4 santim olduğundan x kare eşittir 4'ün karesi artı 3'ün karesidir. 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9. Toplamları ise 25. x kare 25 ise x'i bulmak için her iki tarafın karekökünü aldığımızda x de buradan 5 santim bulundu. Ve toplam uzunluk 2 artı 5 artı 5'ten 12 santimdir. B seçeneğinde ise buradaki uzunluk 2 santim ve diğer uzunluğunu bulmak için yine bir tane dik üçgen oluşturduk. 6 santim 8 santim olduğuna göre A kenarı dersek A'nın karesi yine Pisagor bağıntısına göre 8'in karesi ile 6'nın karesine eşittir. 8'in karesi 64, 6'nın karesi 36, toplamları ise 100. A'yı bulmak için her iki tarafın karekökünü aldığımızda A'da buradan 10 cm bulunuyor ve toplam uzunluk 10 artı 2'den 12 cm'dir. C seçeneğinde ise doğru dik olmadığına göre bir tane dik üçgen oluşturursak dik kenarlardan biri 4 santim diğer ise 11 santimdir ve C kenarı dediğimizde Pisagor bağıntısına göre C'nin karesi 11'in karesi ile 4'ün karesinin toplamına eşittir. 11'in karesi 121, 4'ün karesi de 16, toplamları 137. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda C de buradan kök 137 bulunur ve 137 tam kare olmadığından kök içinde kalır. D seçeneğinde ise bir dik kenar 3 santim, diğeri 4 santim ve 3 3'e 4 olduğunda A seçeneğinde hipotenüs uzunluğunu 5 santim bulmuştuk. Toplam uzunluk 5 artı 4 artı 3'ten 12 santimdir. Ve seçeneklere baktığımızda Uzunluğu farklı olan C seçeneği olduğuna göre sorun cevabı C'dir.